Ortada durdun gelin ben bu yanda yiyeyim. Teşekkür ederim. Gel kafanı indir abi. Tamam. Ben bundan yaklaşık bir sene önce İsviçre'deydim. Bir arkadaşımı ziyaret ettiğimde biz metro ile giderken arkadaşım bana birisini gösterdi. Dedi ki şu takım elbiseli adamı tanıyor musun demişti. Ben dedim ki tanımıyorum. O dedi ki bana o kim biliyor musun dedi. İsviçre Ulaştırma Bakanı dedi. Bak dedi Ulaştırma Bakanı her gün eve metro ile gidip geliyor dedi. Neden dedim? Çünkü o dedi toplu taşımaya dedi, herkesi teşvik ediyor. Özendirmeye çalışıyor. Kendisi bunu söylerken de aynı şekilde uyguluyor. Adem ne güzel bir davranış. Ondan sonra şimdi baktım Türkiye'de herkesin evinde 2-3 araba var. Herkes sokağa 2-3 arabayla çıktığı zaman ekstradan bir egzoz tüketiyorlar ve doğayı ve çevreyi kirletiyorlar. Biz burada gelin ve damat olarak en mutlu günümüzde toplu taşıma aracını kullanıp gidebiliyorsak bir yerlere, düğün salonuna dahil, bunu normal bir vatandaş da hayli hayli yapabilir, toplu taşıma aracını kullanabilir. O yüzden ben bütün vatandaşları mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve bunun devamında da az egzoz gazıyla da çevreyi daha az kirletmemizi önermek istiyorum. Buna dikkat çekmek için de sevgilime böyle bir şey teklif ettim. Dedim seni dedim ben belediye otobüsüyle götüreyim. Sağ olsun o da beni kırmadı, kabul etti. Beraber şimdi toplu taşıma aracıyla düğün salonuna gidiyoruz. Kabul ettim çünkü katılıyorum evet. Gereksiz bir çevre kirliliği oluyordu. Yani onayladığım için kabul ettim. Şimdi herkes şaşırıyor tabii. Yani neden böyle bir şey, ne gerek var falan diyorlar ama gerçekten de, abi sen izin ver vatandaş inecek herhalde. Tamam, okey. Şöyle ki, bizim burada vatandaşların tepkisi şu, olumlu yönde genelde. Çünkü bizim buradaki bir amaç var, burada bir sebep. Yani ben de arabayla gidebilirim, kendim taksiyle de gidebilirim. Ama burada önemli olan trafikte daha az araçla, daha az egzoz gazıyla çevreyi az kirletip, trafiğe az neden olup bir şeyler yapmak gerekiyor. Herkesin bireysel olarak burada üzerine düşen bir görev var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Ben burada acaba dedim, biz ufak da olsa bir hareketle bir örnek gösteriş yapıp bunu sergileyebilir miyiz dedik. Sağ olsun eşim de kabul etti. Bunu uyguladık. Ama tepkiler olumlu. İlk defa görüyorum size. Peki senin gelin oğlu ya da kızın böyle bir şey yapsa ne yaparsın? Çok sevinirim. Yapacağım inşallah yakında. Bence de. Evet. Güzel. İlk defa görüyoruz. Memnun kaldık. Bir yastıklık hocamlarına besin aldım. Evet. Toplu taşıma araçlarına daha önem vermek için. Yani biraz önce duydum. Neden burada olduğumuzu biliyor musunuz? Otobüse bindiğimizde herkes şaşırdı. Yani bu kamera şakası mı falan mı dediler. Allah Allah ilk defa görüyoruz dedi. Yani hatta orada birisiyle sohbet ederken ben düğün yerine jet ski ile geleni gördüm. Paraşütle geleni gördüm de hiç belediye otobüsüyle geleni görmemiştim dedi. Neden belediye otobüsü dedikleriz ama ben oradaki herkese açıkladım. Durum bundan dolayı dedim. Sağ olsunlar onlar da buna çok olumlu tepki verdiler. Bundan dolayı da tebrik ettiler. İnşallah daha az egzoz dumanıyla, daha az trafikte araçla hayatımıza devam edebiliriz.